Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Sezgici görüş, entüzyonizm mi tanıyalım? Entüzyonizmin yani sezgiciliğin temsilcisi Fransız filozof Bergson'a göre gerçek olan şey hayattır. Evet, hayat. Hayat ise nedir? Sürekli biçimde değişen ve gelişen bir yaratıcı hamle ile yaşam atılımının birlikteliğidir, diyor Bergson. Nedir bu yaşam atılımı? Yaşam atılımı dediği şey bizim isteklerimiz, arzularımız, coşkularımız, eylemlerimiz, davranışlarımızdır. Yaratıcı hamle de bize bu isteklerimize, eylemlerimize, davranışlarımıza olanak tanıyan, zemin hazırlayan bir güçtür. Bu ikisinin birlikteliğiyle hayat dediğimiz sürekli değişen ve gelişen bir olgu ortaya çıkar. Bunun bilgisini nasıl edineceğiz? İşte bu yaşamın, hayatın bilgisini ancak sezgiyle kavrarız, diyor Bergson. Bilimler akıl, zeka, deney ile sadece nesneler dünyasını, maddeyi bize tanıtabilir. Ama varlığın, hayatın özünü bilim bilemez, kavrayamaz, tanıyamaz ve tanıtamaz. Biz hayatın özünü ancak sezgilerimizle bulur, kavrarız. Zamanı, oluşu, süreyi, değişmeyi yani hayatı kısacası ancak yaşarken sezgilerimizle kavrayabiliriz. Akıl ve duyular insanı yanıltır ama sezgi bizi yanıltmaz, diyor Bergson. Sezgi, oluşu, bütünlüğü birdenbire doğrudan kavrayışın adıdır. Evet, nedir sezgi? Bütünlüğü, oluşu birdenbire aniden doğrudan bir kavrayışın adıdır. Doğrudan, dolaysız ve aniden gerçekleşir sezgi. İslam düşünürü İmam Gazali de aynı şekilde bir sezgici, mistik düşünür olarak aklın, zekanın, duyuların yanlış bilginin ve yanılgıların kaynağı olduğunu öne sürer. Gazali'ye göre akıl, zeka bize yanlış bilgiler verir. Bizi aldatır, bizi yanılgıya götürür. Gerçek ve kesin bilgiler ancak gönül gözüyle, kalp gözüyle, inanç yoluyla yani sezgi gücüyle elde edilebilir Gazali'ye göre. Sezgi gücü peki nasıl gelişir? Kalbin temizlenmesi ile akıl ve duygulardan ve duyulardan sıyrılıp perdelerin ortadan kalkmasıyla. Bunun da koşulu iman etmektir, teslim olmaktır. Gazali'ye göre sezgi gücünü geliştirmenin yolu Tanrı'ya iman etmek, teslim olmaktır. Bu şekilde perdeler ortadan kalkar, akıl ortadan çekilir ve gerçek kendisini bize gösterir.